kargo gönderimi. Ya önce ürünümüzü sattık. Dünyaya ürün sattık. Bu ürünü bir göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Nasıl edeceğiz? Önce bunu düşünelim. Türkiye'den, İstanbul'dan Adana'ya nasıl ürün gönderiyorsunuz? Kargoyu hazırlıyorsunuz. Gidip yurt dışı kargoya teslim ediyorsunuz. Bu kargoyu Adana'ya gidiyor. Adana'ya giderken kaç günde gidiyor? 2 günde. Buradan Almanya'ya göndermekle Adana'ya göndermek arasındaki fark şu. Bir, siz buradan Adana'ya 6 TL 75 kuruşa gönderdiniz kargonuzu. Aynı ürünü Almanya'ya 6 euro 75 sente gönderiyorsunuz. Siz buradan Adana'ya 2 günde gönderiyorsunuz. Buradan Almanya'ya 1 günde gönderebiliyorsunuz. Bir taraftaki Hasan, bir taraftaki Hans. Tek farkı bu. Bunun dışında bir farkı yok. Burada korkularımız, etkilerimiz olabilir. Nasıl size Hasan sizin ürününüzü alırken sizi tanımıyorsa Hans da tanımıyor. İki tarafın da haberleşmesini kargo şirketi sağlıyor. Burada 6 TL, 6,75 TL Hasan Bey'e pahalı gelmiyorsa 6 euro 75 sent de Hans, Mr. Hans'a pahalı gelmiyor. Burada tek pahalı gelen şey sizin aklınızı bu hesabı yaparken size pahalı geliyor. Geri kalan kısımlar aynı. Aynı şekilde Almanya olabilir, İngiltere olabilir, Amerika olabilir. Genel olarak son 1,5-2 yılda şunu gördük ki Türkiye'den Almanya'ya yakın coğrafyaya 1 ya da 1,5 günde kargolar teslim oluyor. Yani akşam saat 4'te verdiğiniz kargo ertesi sabah saat 8'de teslim olabiliyor. Aynı kargoyu İngiltere için gönderdiğinizde genelde 2 gün ama en uzak olarak şu ana kadar gördüğümüz 4 gündür. Türkiye'den dünyanın herhangi bir yere, o da Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'yı Tanzanya adası. Biz 4 günde başka ne yapabiliyoruz? Türkiye içerisinde bakarsak Kars'ta ya da Iğdır'da dağın tepesinde bir amcanın sipariş verdiğinde ona bazen 7 günde 8 günde ulaştığını görüyoruz. Bunu yaşadık. Ama Yeni Zelanda'ya bile 4 günde gönderebiliyorsunuz. Kargo sistemi uluslararası alanda gayet oturmuş, gayet düzenli, gayet yapılabilir. Çünkü dünya ticareti orada. Trilyonlarca dolar ticaretin olduğu yer orası. Oradaki sistem, taşlar hepsi oturmuş durumda. Burada bizim bilmemiz gerekenler nedir? Paketimizi düzgün yapacağız. Kargo fiyatımızı hesaplayacağız. Ortalama 2 ile 4 günde teslim ediyoruz. Bunu biliyoruz. Onun akabinde birazdan size anlatacağım küçük detaylar var. Bu detaylar nedir? Gelin onları anlatalım. Türkiye'den yurt dışına gönderim yaparken küçük böyle bazen beyin yakan kısımlar olacak. Evet, bir işlem yapıyoruz, bir çalışma yapıyoruz. Burada biraz IQ'muzu zorlayacağız. İşlem yapacağız. Ne yapıyoruz? Birinci kısım. Ben yurt dışına gönderirken fatura evet kesiyorum. Kesmek zorundayım. Ama fatura keserken KDV kesemiyorum. KDV nedir? KDV katma değer vergisi, açılımı. Bu ülke içerisindeki Engin'den Beyza satılırsa KDV keser. Ama Engin'den Hans alırsa KDV kesilmez. Çünkü Hans Almanya'ya tabi, ben Türkiye'ye tabiyim. Ben burada fatura keserken sıfır KDV kesiyorum. KDV oranı sıfır. Hans'a bu ürün gidiyor. Ürün fiyatım 22 euro ise direkt olarak kullanıcının kapısında teslim oluyor. Nasıl AliExpress'ten sipariş verdiğinizde 5-10 dolar, 1 dolarlık ürünler nasıl kapınıza hızlı geliyorsa aynı şekilde geliyor. Ama gönderdiğimiz ürün 22 euronun üzerinde ise, 25 euro 30 euro ise bu sefer işin içerisinde KDV giriyor. Çünkü KDV'yi ürünü satın alan kullanıcının bulunduğu yerde tahsil edilir. Almanya'da 22 euro üzerindeki ürünüze çıkan KDV'yi kargo firması sizin adınıza orada öder. Siz burada kargo şirketine ödersiniz. Bu kadar basit, bu kadar net. Aynı şekilde bunun başka karşılığı Amerika 800 dolar. 800 dolara kadar Türkiye'den Amerika'ya gönderdiğiniz kargolarda KDV alıcı ödemez. Dolar, evet. Avrupa için 22 euro düşünebilirsiniz. Amerika için 800 dolar düşünebilirsiniz. Şimdi bu KDV oranında en çok yapılan şey şu. Ben öyle bir şey yapayım ki bu KDV'yi hiç ödemeyeyim. Böyle bir dünya yok. Bunu net olarak söylemiş olalım. Hiç ona girmeyin, öyle bir hayale kapılmanın şeyi yok. Siz zaten bunu fiyatınıza yansıtıyorsunuz. Siz Türkiye'de Vatan Bilgisayar'a gittiğiniz zaman bu KDV'sini ödemeden satın alabilir miyim diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ya da Carrefour'da, Migros'ta, başka yerde, BİM'de, A101'de nasıl KDV ödeyerek satın alıyorsunuz? Aynı şekilde birebir aynısı Avrupa'daki kullanıcılar için de geçerli. Onlarda bununla ilgili problem yok. Onlarda problem olmayan bir konuyu kendinize problem etmenize gerek yok.
Burada sattığınız ülkeye göre uyum sağlıyorsunuz. Oranın kullanıcısı %18, %21 KDV verecekse onlar veriyor. Siz zaten fiyatı satarken buna göre yansıtıyorsunuz. Buna göre işlem yapıyorsunuz. Burada tek fark olan Amerika $800, Arabistan $150, Rusya gene $150 bandında. İşte bu rakamın altındaki önünde KDV uygulamıyor. $800 üzerinde kendi ülkesinin KDV'sini uyguluyor. Dediğim gibi KDV kim ödüyor? Sinirinizi taşıyan, sinirinizi oraya götüren kargo şirketi ödüyor. Kargo şirketi sonra bunu sizden tahsil ediyor. Yine burada hesaplama ile ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki 5 desi dediğiniz ürün, Türkiye'den yurt dışına giderken hesaplama farklı. 2,5 desi olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle, Türkiye'de biz kargo hesaplarken şöyle yapıyoruz. En boy yükseklik bölü en boy yükseklik, bunları çarpıyoruz. Enle en boy yüksekliği çarpıyoruz. Bölü 3000 yapıyoruz. Türkiye'deki kargo desisini hesaplıyoruz. Bu karayolu kargo desisi diye geçer. Ama Türkiye'den yurt dışına gönderirken hesaplama şu. En boy yükseklik bölü 5000. Yani yarı yarıya ebat kısmı fark ediyor. Karşımıza bir tane desi çıkıyor. 2,5 desi. Şimdi ürün kilosu eğer 2 kiloysa biz 2,5 desi üzerinden kargo şirketi işlem yapıyor. Eğer ürün ağırlığı 5 kiloysa bu sefer bizim desimiz ebat değil, yüksek olan ağırlık üzerinden, hacim ağırlığı üzerinden hesaplanır. Burada hacim ağırlığı üzerinden hesaplanır. Kargoda en çok böyle yine dikkat etmeniz gereken kısım 30 kilodan yüksek, 2 metreden yüksek ürünleri gönderimi sorumludur. Havayolu taşımacında problem çıkmaktadır. Bununla ilgili kargo şirketiyle görüşmeden işlem kesinlikle yapmayın. 30 kiloya kadar veya 2 metrenin altına. Bu bizim ana baremimiz, ana kriterimiz. Onun dışında gönderimlerinizde genel olarak bir sorun olmuyor. Sadece Türkiye'den yurt dışına gönderimler yolcu uçaklarıyla çok fazla kullanıldığı için sıvı, gıda gibi ürünlerde izin alınmadan kabul edilmiyor. Bu gibi ürünleriniz, özel ürünler varsa kargo şirketinden bununla ilgili bilgi almak, ön başvuru yapmak gerekiyor. Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Parfüm ya da kimyasal ürünler çıkabiliyor. Bununla ilgili MSDS dediğimiz ürün taşıma sertifikası diye adlandırılıyor. Ürün taşıma belgesi. Bunun olması yeterli. Bu işi zaten aktif olarak yapanlar bu belgeleri tanımlayabiliyor. Burada yine şunu da söyleyeyim. Türkiye'den yurt dışına gönderim yaparken olsun, bir ürün satarken olsun şartlar, evraklar var mı? Elbette var ama sizin Türkiye'de kullandığınız tüm evraklar, tüm işlemler tüm bu ülkelerde, tüm satış yapacağınız yerde geçerli. Türkiye'deki verilen marka tescili de dünyadaki pazar yerleri tanıyor. Türkiye'deki gıda güvenliği ile verilen sertifikayı da tanıyorlar. Türkiye'de satılabilir, yapılabilir ya Türkiye'den yurt dışına ihraç edilmiş bir ürünü satmanızla ilgili çok fazla bir problem yok. Dediğim gibi sıvı, gıda gibi ürünlerde kargo şirketiyle haberleşilmesi yeterlidir.